Selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, İblis'in askerleri. Ahmet Yesevi Kuddisesi Ruh Hazretleri Fakir Namı adlı eserinde bu sahte şeyhler hakkında buyururlar ki, bizden sonra ahir zaman yakın olduğunda öyle şeyhler ortaya çıkacak ki İblis aleyhillâne onlardan ders alacak ve bütün halk onlara dost olacak. Ve fakat müritlerini idare edemeyecekler. O şeyhler ki müritlerinden açgözlülükle bir şeyler dilerler ve canlarını küfür ve dalaletten ayırmazlar. Ve biat ehlini iyi görürler ve ehli sünneti kötü görürler ve şeriat ilmiyle amel etmezler ve namahremlere bakarlar ve kötülüğü adet edip Allahu Teala'nın rahmetinden ümitli olurlar ve şeyhlik işlerini değersiz görürler. Onların müritleri de dinden çıkmış olur. Kendileri de dinden çıkmış olur ve yine değersiz bir şekilde ve inleyerek müritlerinin kapısında dolaşırlar. O halde müritlerinden yardım alırlar. Eğer müritleri bağış ve yardımda bulunmasa dövüşürler ve benim küskünlüğüm Allah'ın küskünlüğüdür derler. Şeyh odur ki yardım olsa ihtiyacı olanlara verir. Eğer alıp kendisi yese murdar et yemiş gibi olur. Eğer elbise yapıp giyse o elbise eskiyinceye kadar Hak Teala onu namaz ve orucunu kabul etmez diyor sevgili dostlar. Ve eğer aldığı yardımdan ekmek yapıp yese Hak Teala onu cehennemde türlü azaba uğratır. Ve eğer öyle şeyhe bir kişi itikad etse kafir olur. Öyle şeyhler melundurlar. Onların fitnesi deccalden beterdir. Şeriat tarikatta, hakikatta, marifette mürtettirler. Mir'atul Kulub adlı eserinde ise şöyle buyuruyor. Ahir zamanda bizden sonra öyle şeyhler zuhur edecek ki şeytan aleyhillâne onlardan ders alacak ve onlar şeytanın işini yapacaklar. Halka dost olup halk ne isterse onu yapacaklar. Müritlerine yol gösterip onları maksada ulaştırmayacaklar. Dış görünüşlerini süsleyip müritten çok hırs sahibi olacaklar ve içleri batınları harap olacak. Küfür ile imanı farklı görmeyecekler. Alimleri sevmeyecek ve onlara iltifat etmeyecekler. Ehli sünnet ve cemaati düşman görüp ehli bidat ve dalaleti sevecekler. Kötülüklerini öne çıkarıp Hak Teala'dan iyilik umacak ve şeyhlik iddiasında bulunacaktır diyor sevgili dostlar. Tabii bu da sahte şeyhlerden bahsediyor. Karun gibi diyor, Karun gibi. Nutfeden yaratıldıkları halde yaratanı unuttular. Bu saltanat içinde yaratana hasım kesildiler. Karun da böyleydi. Varlık içinde saltanat sürüyordu.
kavminin salih kişileri. Gururlanıp şımarma. Şüphesiz ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiği mal ile ahiret yolunu gözet, dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk isteme. Doğrusu Allah bozguncuları sevmez. Kasas suresi 76 ve 77. ayeti kerimeler. Diyerek içinde bulunduğu durum hakkında ona nasihatta bulunmuşlardı. Göz kamaştırıcı bir saltanat süren Karun ise bu sözlere hiç kulak asmamıştı. Dünyanın geçici güzelliğine meyletmiş, imanı zayıf kimseler onun büyük bir saltanata ve şerefe sahip olduğunu sanıyorlar, imreniyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya leyte lena misle ma utiye karunu inne hülezu hazzin azim. Keşke Karun'a verilenin benzeri bizim de olsaydı. Doğrusu o çok büyük nasip sahibidir demişlerdi. Kasas suresi 79 numaralı ayeti kerime arkadaşlar. Doğru yolda bulunan ilim ve anlayış sahibi akıllı kimseler ise Karun'u ikaz ettikleri gibi ona meyledenleri de ikaz ettiler. Bismillahirrahmanirrahim ve ileküm sevabullahi hayrili men amene ve amile salihe. Salihe ve la yülekka hallas sa'ibirun. Sa'ibirun. Yazıklar olsun size. Allah'ın mükafatı iman edip salih amel işleyenlere için amel işleyenler için daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Kasas suresi 80 numaralı ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ileküm sevabullahi hayrul limen amene ve amile salihe ve la yulekkaha illel sabirun. Evet, ahirette bu mevki ve makam sadece Allahu Teala'nın emir ve nehileri karşısında sabreden müminlere verilecektir. Karun öyle bir bela ile karşılaştı ki Allahu Teala evi ile malı ile ve adamları ile birlikte onu yere batırdı arkadaşlar. Yere kurban olduğum Allah. İnneke ala kulli şeyin kadir. Allahu Teala her şeye kadirdir. Ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hasefna bihi ve bidarihil erde. Fema kana lehu min fa'itin yansurunehu min dunillahi ve ma kana minel muntasirin. Nihayet Karun'u da sarayını da yerin dibine geçirdik. Allah'a karşı kendisine yardım edebilecek kimsesi de yoktu. Kendisini kurtarabilecek kimselerden de değildi. Kasas suresi 81. Yani Kasas suresi bu Karun'dan. Biliyorsunuz Karun çok zengin bir insandı. Allahu Teala buna çok mal vermişti. Karun'un saltanatına meyletmekle düştükleri hatanın farkına varan bazı kimseler serveti ile birlikte yere gömüldüğünü gözleriyle gördüklerinde son derece pişman oldular. Akılları öyle başlarına geldi ki Karun gibi
kendilerine saltanat ve servet verilmemiş olmasından dolayı hamd etmeye yöneldiler. Onun bu kötü akıbeti kıyamete kadar bir darbu mesel olarak kaldı. Binaenaleyh onun akıbeti böyle oldu. Senin akıbetin nasıl olacak? İşte bunlar her ne kadar bu saltanatları ve kisveleriyle halkı celbetseler de ehli hakikat bunları ahkam ile ölçer, ahkama uymadıklarını bilirler ve bunların dalalet ehli olduğunun mührünü basarlar. Evet sevgili din kardeşlerim, videolarımı beğenmeyi, izlemeyi, abonelik eklemeyi, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.